Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Kahve molasına güzel bir haberle başlıyoruz. Aslında tabii çok da güzel değil ama en azından koronavirüs salgını döneminde yaşanan sıkıntılara bir çare. Koronavirüsten dolayı Nisan ayında kapalı kalan iş yerlerinde çalışanların kısa çalışma ödeneklerinin bugün hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma 3.2 milyon çalışan için başvuru yaptı. Mayıs ayında çalışılamayan günler için kısa çalışma ödeneği de 5 Haziran tarihinde ödenecek. Öte yandan ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara verilecek günlük 39 liralık nakdi ücret desteğinin de 8 Mayıs Cuma günü ödeneceği belirtildi. Ve Merkez Bankası'ndan bir haberimiz var. TÜİK dün açıklamıştı Nisan ayı enflasyonunu. Merkez Bankası TÜİK'in Nisan ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Raporda gıda fiyatlarındaki yüksek artışa dikkat çekildi. Enflasyondaki yavaşlamaya en belirgin katkıyı enerji grubunun sağladığı söylendi. Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Nisan ayında gıda fiyatlarında gerek işlenmemiş gerekse işlenmiş ürünlerde mevsimsel eğilime kıyasla yüksek oranda artış yaşandığı vurgulandı. Enerji fiyatlarında ise uluslararası petrol fiyatlarındaki sert gerilemenin yansımalarıyla düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret edildi. Söz konusu dönemde yıllık enflasyonda gıda dışındaki alt gruplarda düşüş yaşandığı da raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı. Nisan'da yıllık bazda %10.94'e gerileyen enflasyon aylıkta ise %0.85 seviyesinde gerçekleşmişti. Ve küresel ekonomide toparlanma işaretleri. Ülkelerin normale dönüş adımları ile birlikte küresel ekonomide iyileşme sinyalleri vermeye başladı. Açıklama Goldman Sachs ve Morgan Stanley ekonomistlerinden geldi. Avrupa Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de ekonomide toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağına dikkat çekildi. Haberi izliyoruz. Covid-19 salgını ve alınan önlemler nedeniyle derinden sarsılan küresel ekonomi, ülkelerin normale dönüş adımları ile birlikte yeniden ayağa kalkma çabasında. Konuyla ilgili Amerikalı iki yatırım bankası Goldman Sachs ve Morgan Stanley'den umut verici açıklamalar geldi. Ekonomilerde muhtemelen dip seviyelerin görüldüğüne dikkat çeken banka ekonomistleri, küresel ekonominin normalleşme sinyalleri vermeye başladığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yer alan tahminlere göre ise Avro bölgesi ekonomisi bu yıl kötümser beklentilerin çoğundan daha az küçülecek. Fakat ekonomide toparlanma yavaş ve kademeli bir seyir izleyecek. Ankette 2020 yılı için enflasyon ve büyüme tahminlerinin aşağı yönlü, işsizlik tahminlerinin ise yukarı yönlü revize edildiği açıklandı. İkinci çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl için 0,8 puanlık, gelecek yıl için ise 0,2 puanlık aşağı yönlü revize dikkat çekti. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise %1,7'de kaldı, değişmedi. Avro bölgesi için büyüme tahminleri de 2020 için %5,5 daralma oldu. 2021 ve 2022 yılları içinse sırasıyla %4,3 ve %1,7 olarak kayıtlara geçti. Evet, kahve molasında şimdi piyasalara bakalım. Fiyatlar nasıl oluşmuş onu görelim. BIST endeksi bugün düşüşte, dün de düşmüştü. 98.169 puanda 0.68'lik gerileme var. Dolar 7 liranın üzerindeki hareketini güçlü bir şekilde sürdürüyor. 7 lira 0.9 TL seviyesinde 0.71'lik artış var. Euro ise 7 lira 69 kuruş seviyesinde. Altın. Altında da birkaç günlük durgunluktan sonra yine yukarı hareket görüyoruz.
Gram altın 387 lira 24 kuruş, çeyrek altın 633 lira 13 kuruş. Brent petrol, petroldeki yükseliş sürüyor. Herhalde 30 dolar bandına doğru oturacak. 29.07 dolar. Ve faizler. Gördüğünüz gibi sadece faizler cephesinde güzel gelişme var. Tahvil 8.35, repo 14.67 seviyesine gerilemiş durumda. Şimdi ekonomi gündeminden derlediğimiz bir haber turumuz var. Bunu izleyelim. ABD Hazine Bakanlığı, koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde 2.9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını duyurdu. Borçlanma tahmininde artış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun salgınla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle hazine nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Warren Buffett'ın şirketi, koronavirüs salgınının etkisi olduğu ilk çeyrekte 49.7 milyar dolar zarar açıkladı. Bu aynı zamanda tarihte bir şirketin çeyreklik bazda açıkladığı en büyük üçüncü zarar olarak kayıtlara geçti. Covid-19 nedeniyle ABD'nin perakende devlerinden J.Crew konkordato başvurusu yapmak zorunda kaldı. Gruptan yapılan açıklamada yaklaşık 1.65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için borç verenlerle anlaşma yapıldığı belirtildi. Afrika'nın en fakir ülkeleri arasında yer alan Malawi, salgınla mücadele kapsamında IMF'den 9 milyon dolar borç almayı kabul etti. Ülkede ekonomiyi canlandırmak ve halkı desteklemek için sağlık, sosyal yardım, tarım, kalkınma dahil farklı alanlarda adım atılacağı belirtildi. Yaklaşık 19 milyon insanın yaşadığı Malawi'de 41 kişi de COVID-19 tespit edilirken 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ve evet, yine salgın. Salgında bazı alışkanlıklar değişiyor. COVID-19 salgın nedeniyle fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ödeme alışkanlıkları da değişmeye başladı. Yapılan bir araştırmaya göre temassız ödemeler 2020'nin ilk çeyreğinde küresel ölçekte %40 artış gösterdi. Yani dünyada her 10 kişiden 8'i artık yüz yüze perakende de diyelim ödemeyi temassız yapıyor. İlgili haberimizi izleyelim. Küresel salgın COVID-19 dünyada ödeme alışkanlıklarını da değiştirdi. Fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bu dönemde hijyen, kolaylık ve hız gibi özellikler temassız ödeme işlemlerine ilgiyi artırdı. Mastercard'ın 19 ülkede 17 binden fazla kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre temel ihtiyaç alışverişlerinde temassız ödemeyi tercih edenlerin sayısı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla %40 arttı. Yani dünyada her 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih etti. Araştırmaya katılanların %74'ü bundan sonraki dönemde de temassız işlemleri kullanmaya devam edeceğini söyledi. Araştırmaya katılanların %82'si temassız ödemenin 10 kat daha hızlı tamamlandığına dikkat çekti. Bu durumunda mağazalarda geçirilen süreyi azalttığı düşünülüyor. Ödeme miktarlarına bakıldığında ise temassız alışverişlerin %80'ini 25 doların altındaki işlemler oluşturuyor. Türkiye'de ise temassız ödemelerde 250 liraya kadar olan alışverişler şifresiz ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Sevgili seyirciler, kahve molasına bir konukla devam ediyoruz. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Tahsin Öztriyaki. Tahsin Bey, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum ama göremiyorum. Evet. Şimdi dün Başkan Erdoğan bazı sektörler için bir strateji açıkladı, tarihler verdi. Ama biz size tabii ki sanayi ve üretimi soralım. Orada durum nasıl? Sanayide üretim büyük ölçüde devam ediyor diyebilir miyiz? Etmeyenler önümüzdeki dönemde nasıl hareket edecekler? Valla İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği olarak soruya cevap vermek istersem, biliyorsun bizim birliğimizde alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, ambalaj, kaynak, döküm gibi, inşaat malzemeleri gibi çok zengin bir şey var, çeşitlilik var. Dün bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızla akşam bir toplantı yaptık. Ne yapıyoruz diye. Sizin programımızdan da haberdar değildik ama
Genel bir değerlendirmede şu andaki bütün sektör arkadaşlarımızın fabrikaları devam ediyor. Sadece işçilerimizin sağlığı açısından beyaz yakalıların birçoğu evde, işçilerimizin de bir miktarı çeşitli sebeplerden dolayı, sağlık sebeplerinden dolayı, yaşlılıktan dolayı, kronik hastalıklardan dolayı evlerinde, birazını da biz bölerek, vardiyeleri ikiye bölerek veya işte bir hafta onlar, bir hafta onlar gibi biraz işçileri birbirine yakınlaşmadan uzaklaştırmak amacıyla çok uzaklaştırarak çalışıyoruz. Dolayısıyla hayat devam ediyor. Biz hiçbir şekilde ara vermedik hiçbir çalışmaya, hiçbir sektörümüz ara vermedi. Devam etmeye çalışıyoruz ve edeceğiz. Yani biz bu işten tabii biraz da üretimdeki normalleşme herhalde pazarlardaki duruma da bağlı değil mi? Pazarlar derken özellikle ihracatı tabii, kastediyorum. Yani artık Türkiye sadece kendisiyle çalışan bir ülke değil. Türkiye şu anda 200'e yakın ülkeye ihracat yapan, bütün sektörlerde ihracat yapan, kalitesini, fiyat aralığını, termin sürelerini, ilişkilerini son derece geliştirmiş önemli bir ihracat ülkesi. Tabii dünyanın bütün halleriyle biz de ilgiliyiz. Dünyada olabilecek bütün problemler veya iyilikler Türkiye'ye direkt yansıyan bir durumda. Dolayısıyla şu andaki durum biraz bir durgunluk var. Bu durgunluk, yani biraz derken bayağı tabii dünkü rakamlara da baktığımızda Türkiye'nin genel ihracatının %41 düştüğünü, ithalatın ise sadece %20 düştüğünü görünce olay ortaya çıkıyor. Peki biz orada, ihracatçılar birliği olarak özür dilerim, Türkiye'den biraz daha ayrışmışız. Mart ve Nisan'da ihracat söylediğiniz gibi aslında sert düşmüş oldu. Sonraki aylar için ne dersiniz? Bu düşüş trendi bu kadar sert devam eder mi? Normalleşme olabilir mi? Yani bu işi tetikleyen tabii çok önemli. Bir sürü sektörümüz var tamamen durmuş olan. Otomotiv sektörünü falan durmuş. Büyük sektörlerimiz durdu. Otomotiv, tekstil durdu. Dolayısıyla rakamları çok belirleyici o. Mesela biz demir ve demir dışı olarak bugünkü bizim ihracatımız ne kadar düşü derseniz 1 Ocak 30 Nisan arası geçen yıla göre -%5.8 düşmüşüz. Yani katma değerli işler, katma değerli derken yani dünyadaki sektörlerin durumuna göre hareket eden işler biraz daha farklı olmuş. Bence bu görebileceğimiz en yüksek düşüş. Bundan sonrasında Mayıs ayında yukarı çıkış, yani şu günlerde zaten siparişin biraz arttığını görüyoruz. Yani bir takım hareketlenmelerin başladığını görüyoruz. İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da hayat normale dönecek şekilde bir takım organizasyonlar yapılıyor Kuzey Avrupa ülkelerinde. Dolayısıyla buna paralel işlerimizin hepsi yürüyecek hale gelecek. Biz şu anda Avrupa için önemli bir ülkeyiz. Avrupa için diğer tedarik ettiği ülkelerden daha sağlıklı bir ortamda, daha yakın bir ortamda, daha hızlı adapte olabilen bir ülkeyiz. Yani bundan daha derinini görmeyeceğiz inşallah. Peki bu dönemde biraz alışverişte e-ticaret ama ihracatta da e-ihracat çok konuşuldu. Yani biraz temassız ihracat dedikleri demir yollarının belki daha çok kullanıldığı ya da lojistik zincirde. Bu konularda ne dersiniz? Büyüme devam edecek evet, mi orada? Evet, bu çok önemli. Sayın Ticaret Bakanımızın yaptığı çalışmalarla hem İran kapısında hem Irak kapısında temassız ihracatların başlamış olması önemli. O bölgeler çünkü bizim önemli pazarlarımız. Bunun yanısına Kapıkule'de de şoförlerin giriş çıkışının çeşitli bir takım sağlık nedeni sebeplerini çabuk kontrol ederek hareket ettirmekten dolayı bir nakliyede bir kolaylık sağlandı. Çünkü maliyetlerimiz çok artmıştı. Ama tabii bu demek değil ki karayolu hala devam etmeye çalışalım. Muhakkak tren yolunu çok iyi şekilde kullanmamız lazım. Deniz yolunu kullanmamız lazım. Bizim tren yoluyla dünya, Avrupa'nın çeşitli noktalarında bizim bir takım antrepolarımız olsa, bu antrepolarda zamanında teslim edilecek mallar, otomotiv sektörü gibi, beyaz eşya sektörü gibi yerlere giden parçaların zamanında fabrikaya teslim için depolarımız olabilir mi diye. Geçtiğimiz günlerde de bize böyle bir soru geldi. Nerelerde depo lazım olur, ne olur diye. Yani Türkiye şu anda bütün problemlere çok hızlı şekilde cevap veren bir işbirliği içerisinde bakanlıklarla beraber. Söylenilen, düşünülen her şey çok acilen yerine getirilebiliyor. Dolayısıyla trenin kullanılması keşke bizim de Çin'in yapmış olduğu gibi Türkiye-Avrupa arasında çok hızlı gidip gelen bir tren şeyimiz olsa, gücümüz olsa, daha fazla vagonumuz, daha çok hattımız, evet, daha çok hareketimiz olsa çok önemli olacaktır. Evet. Yani Türkiye'den adrese teslim zaman olarak çok önemli. Türkiye çünkü bu avantajını kullanması lazım. Çin önümüze geçmeden. Şu anda peki, Çin'den Avrupa'ya 14 günde trenle geliyorlar. Tahsin Bey, evet,
Evet, işi çok konuştuk ama bir şey sormak istiyorum. Belki biraz da esprili taraf var. Kısaca yanıtlarsanız. Şimdi 65 yaş üstü sanayiciler fabrikaya gidemiyorlar. Evet. İkinci kuşak ya da üçüncü kuşak yönetimi ele alıyor mu? Ne oluyor? Vallahi sağ olsunlar. Hakikaten en azından ben çevremdekileri biliyorum. İkinci kuşaklarımız şu anda işin içindeler. Bizleri hiç aratmıyorlar diyebilirim. Onlarla sürekli görüşüyoruz, gidiyoruz ama tabii ki biz de fabrikamızı özlemiyoruz değiliz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı serbestlik zaman saatine 4 saatlik yürüme mesafesiyle söylediği şey. Keşke araçla da gidip gelinebilecek bir yer olsa da fabrikaya bir gitseydik, özledik fabrikamızı. Evet. Fabrikadakiler de bizi özlediler. Böyle bir kere en azından ayda bir izin çıkartırlarsa çok seviniriz. Evet. Biz işimizle büyüyen, işimizle yaşayan, neredeyse doğduğumuzdan beri işin içinde olan, işimizi hiç unutmayan bir iş adamları grubuyuz. Türkiye'nin ihracatçıları hakikaten böyle. Evet. Çünkü Türkiye ihracatını bir nesille beraber buraya getirebildi. Yeni nesil tabii ki gerekenleri yapıyor ama biz de gidip bir ziyaret etmek istiyoruz fabrikamızı. İnşallah. O zaman şöyle diyelim. Bir an önce fabrikalarınıza kavuşursunuz. Fabrikaya gidemeyen sanayicilerimiz için diyoruz. Çok teşekkür evet. ederiz efendim katıldığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sevgili seyirciler, kahve molasından bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.